2025 Tonguç Dershane erken kayıt fırsatı başladı. Peki dershanede neler mi yapıyoruz? Neden büyük olduğunu söylemiş. Barış 90 derece ise altının karesi 36. İstiklal Marşımız 1921 yılında yazıldı. Ne yaptın bakalım Pomodoro'da? 30 tane matematik sorusu çözdüm ama yeni nesil temel. 10 soruda paragraf çözdüm. Süpersin. Bu Pomodoro'da ne yapacaksın peki? Bunlara devam mı aynalarına? Hocam bu Pomodoro'da da paragrafa devam etmeyi düşünüyorum. Full paragraf çözeceğim hocam. Hadi sen de aramıza katıl. Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte çok kolay, çok lezzetli bir konu öğreneceğiz. Deneme nedir biliyor musun Tonguç Elhan? Denemektir hocam. Çok güzel bir tanım verdin. Gerçekten deneme denemektir. Yani bir şeyleri böyle yazarak deniyorsun kendi kafanda. Diyorsun ki bir konu hakkında kişisel görüşlerini dile getiriyorsun. Fikirleri ispatlamana gerek yok. Yani bence diye başlıyorsun böyle lay 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 yazarak gidiyorsun. Deniyorsun yani. Ben mesela okulda öğretmenleriniz size kompozisyon yazdırıyorlar ya. Evet arkadaşlar, damlaya damlaya kör olur. Atasözümüz hakkında bir şeyler yazın diyorlar. Sen de başlıyorsun bence falan diye. İşte bu ben kelimesi geçiyorsa, bence kelimesi geçiyorsa deneme yazmış oluyorsun. Makale ise ciddi. Bak makalede şöyle sinirli, kaşları çatık bir böyle bıyıklı bir adam düşün bak. Makale ciddi. Bir konu hakkındaki düşünceleri kanıtlamak için kaleme alınan bilimsel yazılardır. Bak kanıtlamak için yazıldığı için ispat zorunlu. Burada bence kelimesi diyebilir miyiz Tonguç Elhan benim? Bence diyemeyiz hocam. Bence diyemeyiz diyorsun. Evet ben sence diyemeyiz doğru. Makalede bence diyemeyiz. Bak bence diyemiyoruz. Yani niye? Çünkü makale kanıtlamak için yazıyor. Bence ne sencesi ya kanıtlamak zorundasın. Böyle olduğu düşünülür, böyle olduğu söyleniyor diyebilirsin sadece. Fıkraya baktığımızda ise... Nasrettin Hoca temel fıkraları... Hayır hayır Nasrettin Hoca temel fıkraları olmuyor Tonguç'um onları unut. Buradaki fıkra... Köşe yazısı bak. Buradaki fıkra deyince aklına köşe yazısı gelecek. Yani gazetelerdeki, bak gazete yazısı, gazetelerdeki güncel konuların öznel bakış açısıyla yorumlandığı gazete yazısı. Yani bir yazar işte diyelim ki futbol hakkında veyahut da siyaset hakkında veyahut da yaşanan olaylar hakkında kendi görüşlerini rahat rahat dile getiriyor. Okuyucuyu yönlendirmeye çalışıyor ve güncel konularda yani... Siyasi konular olabilir. O günkü oynanmış maç olabilir. Beşiktaş-Fenerbahçe maçı. Aynen Beşiktaş-Fenerbahçe maçı olabilir. Hiç fark etmez. Güncel konularda gazete yazsın. Eleştiriye baktığımızda bir edebi eserin veya bir sanat eseri de olabilir. Olumlu ve olumsuz yönlerin incelendiği yazılır. Yani demek ki bir kitap incelenecek. Bir kitap incelenir. İncelenir diyelim burada. Bir kitap ya da bir resmin incelenmesi lazım. Ama genellikle sınavlarda bize bir kitap incelenir. İşte kitabın dili son derece ağır. Zorlayıcı sorular sorulur. Kazıkulaziz. Aynen. Kazıkulaziz sorular var dediğin zaman sen bu kitabı eleştirmiş oluyorsun. Kitap eleştirisi. Yoksa siyasi bir eleştiri olursa ya da bir futbolcu eleştiriyorsan ya adam tam bir kazma diyorsan o gazetedeki güncel yazı oluyor. O başka. Sohbete baktığımızda ise konuşma havasında yazılan yazıdır. Yazar soru sorup o sorulara kendi cevaplar veriyor. Burada okuyucuyu yönlendirme amacı yok. O istediği konuda yazabiliyor ve ben böyle düşünüyorum. Bu kadar diyor. Başka bir şey. Burada ise ben böyle düşünüyorum. Siz de böyle düşünmez misiniz sevgili okurlar? Bakın bu siyasi parti yanlış yapıyor. Bakın bu futbolcu yanlış oynuyor. Bakın bu olay böyle oldu diye okuyucuyu yönlendiriyor. Burada öyle bir şey yok. Sohbet ediyor. Biyografide ise bir kişinin hayatının başkası tarafından anlatıldığı yazıdır. Yani işte 1963 yılında... Doğdu diye başlıyor. Mesela diyelim ki ünlü bir yazar anlatıyor. İşte yazarımız Abdurrezzak Boğazlı Kazak 1963 yılında doğdu diye başlıyor. Otobiyografide ise kişinin kendi hayatının anlatıldığı yazılardır. Kişi kendi hayatını kendisi anlatıyor. O zaman ne diye başlaması lazım? 1963 buna? Yılında doğdum. Harikasın hemen yazıyorum söylediğini. 1963 yılında doğdum diye başlıyor. Adam yani sanki kendisi doğmuş gibi, annesi hemşire doğurmamış gibi. 1963 yılında doğdum. İlkokulu burada bitirdim. Sonrasında ortaokulda buraya geçtim. LGS'de başarılı oldum ve ardından lisede burayı kazandım. Sonra üniversiteyi bitirdim ve yazar oldum diye bir yazar kendi hayatını anlatabiliyor. Yani burada kendin pişir, kendin ye var. Burada ise bir kişi onun hayatını anlatıyor. Mehmet Akif Ersoy'un hayatını bir kişi anlatırsa biyografi oluyor. Mehmet Akif Ersoy kendi hayatını kendisi anlatırsa o zaman otobiyografi olmuş oluyor. Hani bir çekim var, fotoğraf çekimi, bir de öz çekim var. Burada da öz çekim gibi olmuş oluyor. Selfie. Selfie demiyoruz Tonguç'um. Selfie yok. Sadece öz çekim. Geliyoruz buraya günlük. Kişinin başından geçen olayları günü gününe tarih atarak yazdığı metin türüdür. Sevgili günlük. Bugün 23 Nisan 2023. Teyzemler bana geldi. Bir falan böyle bir şeyler yazıyorsan bu günlük oluyor. Samimi bir şekilde bak. Bu samimi oluyor ve günü gününe anlatıyorsun. Anı ise burada günü gününe tarih atmana gerek yok. Anının diğer adı nedir Tonguç evladım benim? Hatıra. Harikasın. Tebrik ediyorum seni hemen buraya. Hatıra diye de yazalım. Kişinin başından geçen ilgi çekici olayları sonradan kaleme aldığı yazılardır. İşte
Çocukluğumda yazları Selim Paşa'ya giderdik. Selim Paşa'da teyzemler de gelirdi ve hep beraber kuzenlerimle oyun oynardık. Dediğin zaman bu işte anı hatıra olmuş oluyor. Tonguç evladım benim. O zaman denemede adam rahat rahat düşüncelerini dile getiriyor. Makalede bence diyemiyor. Kanıtlaması lazım. Zorunlu böyle sert ciddi bir adam düşünüyorsun. Fıkra güncel konuların gazetelerde anlatılması. Eleştiride bir kitap inceleniyor. Yazısı çok güzel, akıcı dili var. Çok süslü anlatmış gibi. Sohbette konuşmamasında bir şeyler konuşuluyor. Biyografide bir kişinin hayatı anlatılıyor. Otobiyografide kendi hayatını adam kendisi anlatıyor. Kendin pişir kendin ye. Aynen, kendin pişir kendin ye. Günlükte samimi şekilde günü gününe tarih atarak, bak tarih atarak, sevgili günlük diyerek tarih atarak bir şeyler anlatıyor. Anıda ise geçmişteki yaşanmış hatıralarını dile getiriyor. Geldik bu kısma. Masala baktığımızda olağanüstü olaylar var. Tekerlemeyle başlıyor. Dev, cüce, peri gibi hayali kahramanlar var. Ve ders veriyor bak. Ders verir. Mutlu sonla bitiyor. Yani böyle mutlu sonla biter. İşte onlar ermiş muradına biz çıkalım kerevetine diye. Kerevet ne demek hocam? Kerevet kanepe demek Tonguç Ali Hanım. Biz çıkalım kanepeye, sofaya diyor yani. Böyle hep böyle mutlu sonlar vardır. İyiler kazanır, kötüler kaybeder, kötüler cezalandırılır. Ve masallar hep mutlu sonla biter Tonguç Ali Hanım. Benim buna da dikkat etmen gerekiyor. Gelelim diğer kısma. Masalla karıştırabileceğimiz şey fable. Fable'lar da insanlara ders vermek amacıyla insan dışındaki varlıkların, genellikle böyle hayvanların konuşturulduğu bir tür. Burada ise ibret verici bir son var. Mutlu sondan ziyade ibret verici son var. Ve hayvanlar genellikle konuşturuluyor. Burada hep böyle dolayısıyla kişileştirme ve intak, yani konuşturma sanatı var. Kişileştirme ve konuşturma sanatı burada çok kullanılıyor. Demek ki masallarda olağanüstü olaylar var ve bir tekerlemeyle başlıyor. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, pireler tellal iken, develer berber iken, ben annemin beşiğini tıngır mıngır sallarken. Beşik mi sallıyorsun? Tabii ki sallamıyorum. Tamam mı? Annemin beşiği nasıl sallayayım? Bu masalların girişinde böyle esprili tekerlemeler vardır. Tamam mı? Geldik hikaye. Yaşanabilir olaylar anlatılıyor. Yer zaman belli. Yani böyle olağanüstü olaylar, yer zamanın belli olmaması gibi bir şey yok. Bak masallarda yer zaman belirsiz. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde. Ne diyorsun ya? Yer zaman belirsiz diyor masal. Hikayede ise yaşanabilir olaylar anlatılıyor. Yer zaman belli ve romana göre de kısa. Yani roman daha uzun bak. Roman uzun, hikaye kısa. Bu kadar basit. Yani atıyorum hikaye bir C vitamini hapıysa roman ona eşdeğer bir kilo limondur diye bir soru çıkmıştı sınavlarda. Dolayısıyla hikaye çok kısaltılmış bir şey. Roman ise uzun. İkisinde de yer zaman belli. İkisinde de yaşanabilir olaylar anlatılıyor ama hikaye kısa, roman uzun Tonguç Ali Albay'ın. Hatta bunu şöyle gösterecek olursak bakın şöyle burada bir boş sayfa varsa ona çizeyim şöyle. Bak şurada nasıl bir sayfa? Ha, şurada. Şöyle düşünebilirsin bak. Şöyle çiziyorum. Hikaye şöyle incecik mintoş bir şey. Hikaye. Bak buraya yazıyorum. Hikaye. Kısa. Roman ise bayağı kalın, etli, kalın sayfaları var böyle. Hoba böyle kalın, kalın. Bu roman. Roman diye kalın oluyor. Bu kadar basit. Arasındaki fark bu. İkisi yaşanmış ya da yaşanabilir olaylar anlatıyor. Masal ise tamamen hayali olaylar anlatıyor. Fable'da da hayali olaylar var ama Fable'daki en önemli özelliklerden biri Fable'larda hayvanlar konuşturuluyor daha çok. Burada bir de evrensel, yani bu ulusal bir şey değil. Evrensel masallar işte kırmızı başlıklı kız nereli biliyor musun Tonguç herhalde? Çorumlu. Ne Çorumlu evladım? Çorum falan değil. Kırmızı başlıklı kız nereli olduğu kimse bilmiyor. Yani böyle evrensel bir karakter. Neyse. Hikayelerde ise bazen o ülkenin insanının kahramanları olabiliyor. Destanlara baktığımızda milletleri derinden etkileyen olayların olağanüstü özellikler katılarak anlatıldığı metin türüdür. Destanlar ulusal. Yani işte biz Türklerin destanlarımız var. Nedir mesela destanlarımız deyince hemen şöyle bayrağımızı dalgalandıralım. Diyelim ki Ergenekon destanı var. Türeyiş destanı var. Göç destanı var. İşte Alpertunga destanı var. Şu destanı var. Oğuz Kağan destanı var. İşte Bozkurt destanı var. Türeyiş, göç. Bir sürü destanımız var. Ulusal destanlar. İşte Fransızların Chanson de Roland destanı var. Almanların Nibelungen destanı var. İşte İngilizlerin Robin Hood destanı var. Başka ne diyebiliriz? Hintlerin Mahabharata Ramayana. Her ulusun kendine ait destanı var. Destan ulusal kahramanlıklar. Devam ediyoruz. Gezi yazısı gezilip görülen yerleri anlatıyor. Adam gezip görüyor, bize anlatıyor. Artistik yapıyor hocam. Aynen, artistik yapıyor diyebiliriz. Yani gezmiş, görmüş, bize hava atıyor diyebiliriz. Efsaneye baktığımızda bir şehir ve kişiyle ilgili kuşaktan kuşağa aktarılan olağanüstü unsurlar barındıran hayali hikayelerdir. İnanış. Burada da efsanelerde de inanışlar var. Ve inanışları anlattığı için de yer zaman belli bak. Yer ve zaman anlatılır. Niye anlatılıyor? Çünkü hani yer ve zaman hatta detaylı veriyor ki bak bu oldu, oldu, burada oldu, böyle oldu diye. Dolayısıyla detaylı bir şekilde
net bir şekilde yer ve zamanı veriyor ve bize ne yapmış oluyor? Bir şekilde detaylar vererek esasında inandırmaya çalışıyor Tonguç Ela Demir. Dolayısıyla esasında destanlar ulusal, efsaneler inanış bildiriyor. Masallar böyle tam bir masal, yani hayal kurduruyor bize. Diyor ki evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde hikaye ve roman gerçekçi. Yaşanmış ya da yaşanabilir olayları anlatıyor. Hikaye ve roman arasındaki fark neydi Tonguç'um? Romanlar daha uzun oluyor. Harikasın. Aynen söylediğin gibi romanlar daha uzun oluyor. Fabllarda da hayvan kahramanlarımız var. Gizyasını biliyoruz. Tiyatroyu zaten biliyoruz. Herhangi bir olay, durum veya tasarının sahnede canlandırılması amacıyla yazıldığı metin türüne de biz tiyatro diyoruz. Haber yazısında ise 5N1K kuralı var. Nedir 5N1K? Ne, nasıl, niçin, nerede, ne zaman ve kim sorularına göre kurguluyoruz haber yazılarını. Şimdi gelelim bu kısma. Metin türlerinde bilgilendirici metin veya hikaye edici, yani öyküleyici metin farkında bize sorabilirler. Bilgilendirici metin bilgi verme amaçlı yazılıyor. Giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinden oluşuyor. Bilimsel verilere, gözlem, araştırma ve deneyime dayalı yazılar, makale, haber, biyografi gibi yazı türleri örnek olarak verilebiliyor. Sence bilgilendirici metin Tonguç'um öznel midir, yani yoruma dayalı mıdır, yoksa nesnel mi? Nesneldir hocam. Harikasın, tebrik ediyorum seni. Gerçekten de bilgilendirici metinler nesnel. Hatta ben de şöyle gölgeli yazıyla yazayım. Nesnel diye. Gerçekten de burada kişisel yorum katılmıyor. Nesnel, kanıtlanabilir ifadeler var. Ama diğer metinlerde öznellik olabilir, kişisel yorum olabilir. Şimdi hikaye edici metinlere bakalım. Gerçek ya da gerçeğe yakın olayları anlatan yazılardır. Serim, düğüm, çözüm bölümlerine uygun yazılır. Yer, olay, kişi ve zaman unsurları yer alır. Hikayeler, masallar, romanlar bu yazısının örnekleri. Yani biz hikaye edici metinlerde bir olay görüyoruz. Bir olaylar var bak. Burada ise bize bilgi veriliyor. Demek ki biz ders kitaplarına daha çok bilgilendirici metin görüyoruz. O zaman şuradan mesela diyelim ki bir tane alalım. Sıfırdan yediye kitabımızı açtığımız zaman. Burada mesela diyelim ki şöyle sosyal bilgiler kısmını açıyorum. 18. yüzyılda buhar motorunun icat edilmesiyle 1765 İngiltere'nin Manchester kentte dokuma fabrikaları açılmış ve kol gücünden makine gücüne geçiş başlamıştı. Hocam neden böyle okuyorsunuz? Neden böyle okuyorum? Çünkü yani şey yapmak için Tonguç'um, yani böyle ciddi hava veriyorum. Yani bu sence bilgilendirici metin mi, hikaye edici metin mi? Bilgilendirici metin. Bu kadar basit. Bilgilendirici metin bilgi veriyor. Ama bir masal, bir hikaye, bir roman açsaydık o da tabii ki hikaye edici metin olurdu. Şiire baktığımızda ise duygu, düşünce ve hayallerin uyumlu sözcüklerle dizeler halinde anlatılmasına biz şiir diyoruz. Burada senin şiirin var. Oku bakalım Tonguç'um. Şiirim. Şiirin satırına mısra, yazanına ozan denir. Tonguç yazar kıta kıta, duyguları dile getirir. Şair Tonguç. Gerçekten çok güzel okudun. Tebrik ediyorum seni. Ve şimdi biz şiirle alakalı tabii ki 7. sınıfta bunlar sorulmuyor ama işte hani dize sonlarındaki ses benzerliği neydi? Kafiyeydi. Bak mısra demiş, kıt'a demiş. Bu a'lar mesela ses benzerliği oluyor. Dolayısıyla buna benzer şeylere biz kafiye diyeceğiz. Bir de denir, getirir de irler var. Mesela onlar redif oluyor. Yani yazılışı aynı anlam aynı olduğu için redif oluyor. Bu detaylar sorulmuyor. Ama biz mısra ve kıta da bunların kafiye olduğunu bilmemiz lazım. Şimdi geldik metin bölümlerine. Serim, düğüm, çözüm bölümleri var. Serim bölümü şu. Anlatılacak konudan kısaca bahsediliyor. Düğüm bölümünde ise metinde olayın anlatıldığı, örnekler verildiği, uzun açıklamaların yer aldığı bölüm. Çözüm bölümünde ise olaylar bir sonuca bağlanıyor. Zaten hemen hemen bütün metinlerde bir giriş, bir gelişme, bir de sonuç bölümü oluyor. Hikayenin unsurlarına baktığımızda kahramanlarımız var. Yani hikayede yer alan olayı yaşayan kişiler. Yer var, mekan, hikayede olayın geçtiği ya da durumun oluştuğu şehir, bina, konum gibi yerler. Zaman, hikayedeki olayın yaşandığı dönem, yıl, mevsim veya gün. Olay da hikayede üzerine durulan, anlatılan yaşantı ve durum. Fakat burada bizim esas bilmemiz gereken şey hikayedeki anlatıcılar veya romandaki anlatıcılar. Bir birinci kişi ağzından anlatım var, bir de üçüncü kişi ağzından anlatım var. Birinci kişi ağzından anlatım şu Tonguç'um. Yazar kendi başından geçenleri anlatır. Birinci tekil ve birinci çoğul şahıs, ben ve biz kullanılır. Bak şimdi. Günün erken saatinde mahmur gözlerimi açtım. Ben açtım diyor. Yatağın hemen başındaki pencerenin tülünü araladım. Ben araladım diyor. Ben ve biz olursa birinci kişi ağzından anlatım. Üçüncü kişi ağzından anlatıma baktığımızda ise yazar gördüğü ve tanık olduğu olayları anlatır. Üçüncü tekil ve üçüncü çoğul şahıs kullanılır veya. Günün erken saatte mahmur gözlerini açtı. O açtı. Yatağın hemen başındaki pencerenin tülünü araladı. O araladı. Yani ben geldim diyorsan birinci kişi ağzından anlatım. Adam kendisi anlatıyor. Eğer biri seni gözlemleyerek o geldi diyorsa, o açtı, o aralı diyorsa bu da üçüncü kişi ağzından anlatım oluyor. Hadi bakalım, ödülü sarı yorumlarınızı bekliyoruz. Bu videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hadi bakalım.